اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على رسولنا محمد صلوات الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الف لام ميم هو مقطعه Kur'an'ın müteşabih ayetlerinde. Üstadımız işaretül icaz tefsirinde elif la mim ayetine çok müthiş bir tefsir yapmış. Lakin çok uzun olduğundan onu nakletmek burada zor. Ben hepinizi işaretül icaz tefsirindeki elif lam bölümünü havale diyor Orayı böyle dikkat okuyalım. İki söz nakledeceğim Elif, Elif Lam Mim ile ilgili. Birincisi Ebu Bekir Sıddık Hazretlerinin sözü. Fi kulli kitabin sırrün. Her kitabın bir sırrı vardır. Her kitapta bir sır vardır. Ve fil Kur'an. Allah'ın Kur'an'daki sırrı ise Evail sual surelerin başındaki bu harflerdir Hazreti Ali'den ikinci naklimiz: İnne likulli kitabin saffeten. Her kitabın bir özü vardır, hülasası vardır. Hülasayan bir kitabın bir cümlede ifade edildiği öz ve saffetu Hazel kitab bu kitabın özü ise hülasası ise hufu teheci yani bu heci harflerindedir. Elif, eliflam mim, kaf, hayya, ayn, sad, gaf, elif, la, mra gibi harflerdedir. Müfessela farklı izahlar yapmışlar. Ama hepsinin sonu Allah alem bir savat en doğrusunu Allah bilir buraya geliyor. Biz bu harflerin manasını, ilmini Cenab-ı Hakk'a havale ediyoruz. Bir ayeti kerime ile dersimizi tamamlayacağız. Zalikel kitabu la gaybe fi huden lil muttagin. Önce bir meale oturtalım. Birinci ihtimal zalike işte bu el kitabu kitaptı nokta. Yani bu bir müpteda haberdir. İsim cümlesidir. Ve sonra gelen ifade de el kitabı izah eder. La gaybe fi o kitapta şüphe yoktu. Hüden lil muttagin muttakiler için hidayettir. İkinci ihtimal zalike bu bundan bedel el kitabı kitap. Yani bu kitap o zaman zalikine müpteda el kitap onun bedeli. Bu buyla işaret edilen şey ne? El kitab bu kitap yani Kur'an nedir? La gaybe fi. Onda şüphe yoktu. Zalike müpteda la gaybe fi. Bakın şimdi niçin Kur'an'ın birebir tercümesi yapılamaz? La gaybe fi'den lil muttaqin ada bir fihi var. La gaybe fihi. Hüden lil muttakin. Şimdi bu fihi eğer öncesine dahilse la gaybe fihi. Onda şüphe yoktur. Eğer bu fi önce dahil değilse zalikel kitap bu kitap la gaybe şüphe yoktur. Allah kelamıdır. Fihi Hüdenlil muttaki. Onda muttakiler için hidayet vardır. İki manaya bakın. Birinci mana. Bu kitapta şüphe yoktur. Muttakiler için hidayettir. İkinci mana. Şüphe yoktur. O kitapta muttakiler için hidayet var. Cenab-ı Hakk'ın kelamı beşer kelamı gibi değil. Birçok mana ifade edebilir. Hangisi doğrudur? İkisi de doğrudur. İkisi de muradı ilahidir. Zalikel kitap. Bu kitap yani Kur'an la gaybe fi Onda şüphe yoktu. Onda şüphe yoktu. Onda şüphe yoktu sözünün tefsiri için değil mi bizler Kur'an'a iman isimli bir eser yazdık. O da Kur'an'ın gaybtan verdiği haberlerin doğruluğunu, bilimsel haberlerinin doğruluğunu, Kur'an'ın belagatını, fesatını, bagatını ve diğer icaz yönlerini ve Kur'an'ın diğer delillerini gösterip onları şahit yaparak Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu iki kere iki dört edercesine ispat ettik elhamdülillah. Dolayısıyla la raybe fihi onda şüphe yoktur sözü hem Risale-i Nur'la hem de Risale-i Nur'dan süzülen Kur'an'a iman eserimizle şah edilmiştik. Dileyenler serangah.tv sitemizde Kur'an'a iman videolarını la raybe fi onda şüphe yoktu ayetinin tefsiri bazında seyredebilir. Hüdenlil muttagîn Muttakiler için hidayettir. Muttaki kimdir? Muttaki takva sahipleri demek. Peki takva ne? Takva kişinin ahirette kendisine zarar vereceği şeylerden son derece kaçınmasıdır. Yani günahlardan, haramlardan mekuhlardan son derece kaçmak. Bu takvadır. Bu işi yapana muttaki denir. Takvanın kelime manası sakınmak demek. Sakınmak. Takvanın da üç mertebesi var. Birincisi aklın takvası. İkincisi bedenin takvası. Üçüncüsü kalbin takvası aklı sakındırmak, bedeni sakındırmak ve kalbi sakındırmak. Aklın takvası Fetih suresinde beyan edilmiş. Ve elzemehum kelimete takva. Onlara takva kelimesi lazım oldu. Allah onlara takva kelimesini lazım kıldı. Bu takva nedir? Kelime-i yani şirkten takva, küfürden takva, Allah'ı inkardan sakınmak, kim ki kelime-i şehadeti ikrar eder, takvanın birinci mertebesine ulaşır. Buna aklın takvası denmiş. Aklı küfürden, şirkten, inkardan muhafaza etmek ve korumak. Elhamdülillah, Rabbimiz takvanın bu mertebesini cüz'i irademizle çalışmaksızın bizleri Müslüman bir toplumda dünyaya getirmekle bize ihsan etti. Biz birinci mertebede muttakiyiz. Küfürden, şirkten, inkardan elhamdülillah sakındık. İkinci takva Araf suresinde وَلَوْ اَنَّ اَحْلَ الْقُوَى ve وَالتَّقَوْ Eğer o şehir ahalisi iman etseydi ve <وَتَّقَو�> tagav ve takva sahibi olsalardı لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَ وَالْعَرْضِ Biz de yerin ve göğün bereket kapılarını onlara açardık. Bu adalık takva bedenin takvasıdır. Yani şu ağzaları, gözü, eli, kulağı, dili, ayağı haramlardan korumak. Gözün takvas harama bakmamak. Kulağın takvas haram sözü dinlememek. Dilin takvası haram bir şeyi söylememek, gıybet etmemek, yalan söylememek. Elin takvası haramı tutmamak. Ayağın takvası harama koşmamak gibi. Kim ki küçük günahlardan ve büyük günahlardan kendini muhafaza edebilmişse o takvanın ikinci mertebesini yakalamıştır. Aklın takvası bir, bedenin takvası iki, bir de hakiki takva var. Bu da kalbin takvası. Bu da Aliman suresinde beyan buyurulmuş. Ya eyyüellezine tegullah'e hagga tugati. Ey iman edenler takvanın hakkıyla Allah'a takva edin. Takvanın hakkıyla. Bu da kalbin takvası kalbi muhafaza etmek. Yani zor bir şey. Kalbin kapısında bekleyip Allah'tan gayrı hiçbir şeyin kalbe girmesine müsaade etmemek. Kalbi muhafaza etmek. Resulullah. Bu takvanın üçüncü mertebesi bütün masiva kalpten çıkmış. O kalpte Allah'tan başka hiçbir şey yok. Ne dünya var, ne ukba var, ne cennet var. Hiçbir şey yok. Sadece Allah var. Cenab-ı Hak bize rahmetiyle takvanın birinci mertebesini ihsan etti. Aramızda takvanın ikinci mertebesini yaşayanlar da vardır muhakkak. Büyük günahlardan, küçük günahlardan kaçan, bedenin takvasını yakalayan. Cenab-ı Hak rahmetiyle üçüncü takvayı da bize nasip etsin. Kalbimizi muhafaza etsin. Kendi sevgisinden gayrı bir şeyin kalbimize girmesine müsaade etmesin. Takva ile ilgili benim çok hoşuma giden bir izah var. tefsir tesilden naklediliyor. Takva bir ağaç olarak düşünsek. Kur'an'da takvan 15 tane meyvesi zikredilmiş. Takva sahibi olan kulların kopartacağı 15 meyve yani takvanın 15 fazileti, 15 üstünlüğü bir hüdünlil muttakin, muttakiler için bir hidayettir. Yani takvanın birinci fazileti hidayete sebep olmasıdır. İki, inallallah mallezina Tagav. Şüphesiz Allah takva sahipleriyle beraberdir. Takvanın ikinci fazileti, ikinci meyvesi Allah'ın yardımına, Allah'ın nusretine sebep olmasıdır. Allah takva sahibi olan kula takvası hürmetine yardım eder. Takvanın üçüncü meyvesi. Bakın ne büyük bir meyve, Vallahu veliyyul muttagin. Allah muttakilerin dostudur. Takvanın üçüncü meyvesi Allah'ın dostluğunu, Allah'ın velayetini kazanmaya sebeptir. Dört, Allah yuhibbul muttagin. Muhakkak ki Allah muttaki kullarını sever. Kimi sever? takva sahibi kullarını. Takvanın dördüncü mertebesi Allah'ın muhabbetine ve sevgisine vesile olması kişiyi Allah tarafından sevilme makamına çıkartmasıdır. Takvanın beşinci mertebesi İn Eğer Allah'tan korkarsanız Yec'allekum furgana Allah bir furkan yani hakla batılı Ayıt edebilecek bir görüş ve yükeffir ankum seyyiatikum ve yafir lekum öyle bir görüş ihsan eder günahlarınızı örter ve sizi affeder takvanın beşinci meyvesi ve yafir lekum bağışlanmaya ve affedilmeye sebeptir Allah kimi affediyor takva sahibi kulunu affediyor. Takvan 6. ve 7. meyveleri bir ayette cem olmuş. Ve <Sessizlik> men kim Allah'tan korkarsa kim Allah'a karşı takva sahibi olursa 6. meyve yecallahu <Sessizlik> mahraca Allah onun için bir çıkış kapısı yaratır. Takva dertlerden kurtulmaya sebeptir. Yedinci meyve ve yazuku min haysu la Onu bilmediği, ummadığı, beklemediği yerden rızıklandır. Takva beklenmedik bir yerden rızıklanmaya sebeptir. bunlar şu kardeşler. Baştan buraya kadar gelirsem kim hidayet istiyor? Takva sahibi olsun. Çünkü hidayet takva sahibine verilen bir meyve. Kim Allah'ın yardımını istiyor takva sahibi olsun. Çünkü Allah'ın yardımı takva sahipleriyle beraber. Kim Allah'ın dostluğunu istiyor takva sahibi olsun. Çünkü Allah takva sahiplerini kendine dost yapıyor. Kim Allah'ın sevgisini istiyor takva sahibi olsun. Çünkü Allah takva sahiplerini seviyor. Hep bunlar ayet meali. Kim af istiyor, bağışlanmak istiyor, takva sahibi olsun. Çünkü Allah takva sahiplerini bağışlıyor. Kim bütün dertlerinden kurtulmak istiyor, kendini en sıkıntılı anlarda bir kapının açılmasını istiyor, takva sahibi olsun. Çünkü Allah takva sahibine kapılar açıyor. 7 Kim beklenmedik bir yerden kolayca rızıklanmak istiyor? Takva sahibi olsun. Niye? Çünkü Allah takva sahibini bilmediği, ummadığı bir yerden rızıklandırıyor. 8 Kim işinde kolaylık istiyor? Takva sahibi olsun. Niye? Çünkü Allah takva sahibinin işini kolaylaştırıyor. Delil Talak suresi 4. Ve men kim Allah'a karşı takva sahibi olursa yec'allahu min emri yusra Allah onun işini kolaylaştır. İşini kolaylaştırmasının sebebi kulun takva sahibi olması. 9. Günahın affedilmesi. O büyük ecirlere, sevaplara ulaşmak. Aynı ayette zikredilmiş. O zaman kim günahlarının affedilmesini ve büyük bir mükafata erişmek isterse takva sahibi olsun. Çünkü ve men Kim ki Allah'a karşı takva sahibi olursa yükeffir annu seyyâti. Dokuzuncu meyve. Allah onun günahını örter. Onun cümeve ve yüzzim ve yüzzim lehu ecre. Onun cümeve ve yu'zim lehu ecra Allah ona büyük bir ecir verir. Allah onun mükafatını büyütür. 11 Kim amelinin Allah tarafından kabul edilmesini istiyor? takva sahibi olsun. Çünkü takva amelin kabule bir sebeptir. Delil Maide Suresi ayet 27. İnna ma Allah ancak takva sahibi kullarından kabul eder. 12. Kim kurtuluş ermek ister? Kim felah bulmak ister? Takva sahibi olsun. Çünkü takva felah bulmaya ve kurtuluşa vesiledir. Delil Ali İmran ayet 130 ve Tagulla Allah'tan sakının. Allah'a karşı takva sahibi olun ki la allakum tuflihun felaha kavuş kavu felaha kavuşasınız kurtulasınız kurtuluşunuzun şartı takvaya bağlanmıştır. 12. Kim Allah'tan bir müjdeye nail olmak ister? Allah'ın kendisini müjdelemesini ister. Takva sahibi olsun. Çünkü takva müjdelenmeye sebeptir. Delil Yunus 64. Lahumul buşra fil hayati dünya ve fil ahire. Takva sahipleri için dünyada ve ahirette müjdeler var. 14. Kim cennette kendisine hususi bir makamın verilmesini ister. Kim istiyor? Cennette hususi bir makamım olsun. Takva sahibi olsun. Niye? Çünkü takva cennette hususi bir makamın sahibi olmaya vesiledir. Delil Kalem Suresi ayet 34 innel muttagin inde rabbihim cennetin naim muhakkak ki takva sahibi kullara rableri katında rableri katında naim cennetleri vardır ve 15 kim cehennemden kurtulmak ister ateşten kurtulmak azaptan kurtulmak takva sahibi olsun çünkü takva ateşten kurtulmaya sebeptir. Delil Meryem 72. Sümme sonra nune tagav. Takva sahibi kullarımızı kurtarırız. Takva neye sebep oldu? Kurtuluşa sebep oldu. İşte 15 fazileti ele geçirmenin sebebi takva sahibi olmakmış. Cenab-ı Hak cümlemize bu tefsir dersinin hürmetine takvayı rızık yapsın. Takvayı ihsan etsin. Bu ayet kalıyoruz. İnşallah bir dahaki dersimizde buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Subhaneke la ilme lana illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. تقبل منا بهمة الفاتحة